Amerika Birleşik Devletleri, hava üstünlüğünü gelecek nesillere taşımak amacıyla geliştirilen F-47 savaş uçağı projesini resmi olarak duyurdu. Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan proje, Hava Kuvvetleri'nin Next Generation Air Dominance kısa adıyla NGAD programı kapsamında hayata geçiriliyor. F-47, 6. nesil bir savaş uçağı olarak mevcut F-22 Raptor'un yerini alacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hava hakimiyetini uzun yıllar korumasını hedefliyor. F-47 projesi, NGAD programının bir parçası olarak yaklaşık 5 yıldır gizlice geliştiriliyordu. Trump'ın açıklamasına göre, uçağın deneysel prototipleri 2020'den beri test uçuşları gerçekleştiriyor ve yüzlerce saatlik uçuşla tasarım ile teknolojik unsurlar doğrulanmış durumda. Boeing, 20 milyar dolarlık mühendislik ve üretim geliştirme sözleşmesini Lockheed Martin ile girdiği rekabet sonucunda kazandı. Hava Kuvvetleri Başkomutanı General David Alvin, F-47'nin Trump'ın görev süresi içinde uçuşa hazır hale geleceğini ve 2030'lara kadar tam operasyonel kapasiteye ulaşacağını belirtti. Proje, Boeing'in St. Louis, Missouri'deki tesislerinde üretilecek ve şirketin savunma biriminde son yıllarda yapılan en büyük yatırımlardan birini temsil ediyor. F-47, 6. nesil savaş uçaklarının standartlarını belirleyen yenilikçi teknolojilerle donatılmış bir platform olarak öne çıkıyor. Açıklanan temel özellikler şunlar. Yapay zeka destekli sistemler. Hedefleme ve pilot destek sistemlerinde ileri düzey yapay zeka kullanılarak pilotun karar alma süreci hızlandırılıyor ve insan-makine işbirliği optimize ediliyor. Gelişmiş gizlilik teknolojisi. Radara ve ısıya karşı dinamik tepki veren kaplamalar sayesinde uçak, düşman tespit sistemlerinden kaçınma kabiliyetini artırıyor. Hipersonik silah uyumluluğu, hipersonik füzeler ve yönlendirilmiş enerji silahlarıyla donatılabilen F-47, yüksek hızlı ve uzun menzilli vuruş kapasitesine sahip. Kuantum şifreli iletişim. Güvenli ve kesintisiz veri aktarımı için kuantum teknolojisine dayalı iletişim sistemleri bulunuyor. Çoklu alan sensörleri. Geniş bir sensör ağıyla hava, uzay ve siber alanlarda eş zamanlı farkındalık sağlıyor. Uzun menzil ve süper seyir. Yeni nesil motorlar sayesinde artırılmış menzil ve süpersonik hızda seyir yeteneği sunuyor. Uçağın tasarımı henüz gizli tutulsa da ilk görsellerde keskin hatlara sahip, aerodinamik bir yapı dikkat çekiyor. F-47'nin birim maliyeti yaklaşık 143 milyon dolarlık F-22'den daha düşük olacak şekilde planlanıyor. Ancak kesin rakamlar açıklanmadı. F-47, NGAD programının sistemler ailesi yaklaşımının merkezinde yer alıyor. Bu konsept, uçağın tek başına bir platform olmaktan ziyade, insansız hava araçları, gelişmiş sensörler ve ağ tabanlı savaş sistemleriyle entegre bir şekilde çalışmasını öngörüyor. F-47, pilotlu bir ana kontrol merkezi olarak görev yapacak ve yanındaki otonom dronlarla birlikte düşman hava savunma sistemlerini aşarak derinlemesine operasyonlar gerçekleştirecek. Bu sadık kanat adam dronlar, elektronik harp, keşif ve ek mühimmat taşıma gibi görevleri üstlenerek F-47'nin etkinliğini artıracak. Uçağın temel kullanım amacı, Çin ve Rusya gibi yakın rakiplerin geliştirdiği ileri hava savunma sistemlerine karşı üstünlük sağlamak. Özellikle Hint-Pasifik bölgesindeki uzun mesafeli ve yüksek tehditli ortamlarda operasyonel esneklik sunması bekleniyor. F-47, gizlilik, hız ve adaptasyon kabiliyetiyle geleneksel savaş uçaklarından farklı olarak dinamik tehditlere anında yanıt verebilecek şekilde tasarlandı. General Alvin, uçağın geleceğin hava savaşlarını şekillendireceğini ve düşmanları caydırmak için benzersiz bir güç projeksiyonu sunacağını vurguladı. F-47 projesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin hava üstünlüğünü koruma stratejisinde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Çin'in J-36 ve Rusya'nın Su-57 gibi projelerle 6. nesil teknolojilere yöneldiği bir dönemde, F-47'nin zamanında sahaya sürülmesi stratejik bir avantaj sağlayabilir. Ancak projenin yüksek maliyeti ve karmaşık teknolojisi, Kongre'de bütçe tartışmalarına yol açabilir. Boeing'in son yıllarda savunma projelerindeki maliyet aşımları ve gecikmeler dikkate alındığında, üretim sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi kritik önem taşıyor. Kullanım konseptindeki insan-makine işbirliği ve drone entegrasyonu ise modern savaşın geleceğini yansıtıyor. Bu, F-47'yi sadece bir uçak değil, bir savaş ekosistemi haline getiriyor. F-47, teknolojik yenilikleri ve stratejik vizyonuyla Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ni 2030'lar ve ötesinde lider konuma taşıyabilir. Projenin başarısı, hem Boeing'in icra kabiliyetine hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesini etkin kullanma becerisine bağlı olacak.